Yeni Türkiye hareketine hoş geldiniz. Savunma sanayi ve gündemle ilgili tüm gelişmelere kanalımızdan ulaşabilirsiniz. Bize destek vermek için videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Aselsan'ın 2022 yılı faaliyet raporu yayımlandı. Bu kapsamda raporda Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nın en önemli taarruz unsurlarından olan F-16 uçaklarının Blok 30 versiyonunun milli aviyonik sistemlerle modernizasyonunu amaçlayan Savunma Sanayi Başkanlığı'nca yürütülen Özgür Projesi kapsamında seri üretim sözleşmesinin TUSAŞ ile imzalandığı ve seri cihaz üretimine hızla başlanarak ilk teslimatların gerçekleştirildiği aktarıldı. Savunmatir tarafından aktarıldığı üzere 9. Hava ve avionik Sistemleri Seminerinde konuşan Savunma Sanayi Başkanlığı Uçak Daire Başkanı Abdurrahman Şerefcan, F-16 Özgür Modernizasyon Projesi kapsamında seri üretim aşamasına geçildiğini açıklamıştı. Can, ilk uçak üzerindeki özgür modernizasyonu tamamlandı, diğer uçaklar üzerindeki seri modernizasyon başladı. İfadelerinde bulunmuştu. Türk Hava Kuvvetleri envanterindeki F-16 Blok 30 savaş uçaklarının aviyonik modernizasyonunu kapsayan Özgür Projesi'nde aynı zamanda Aselsan tarafından geliştirilen Murat İza Radarı'nın öncelikli Özgür Projesi kapsamında modernize edilecek olan F-16 Blok 30 savaş uçaklarında kullanılması planlanıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi'nde Makine Teknolojileri Kulübü'nün düzenlediği 10. Savunma Sanayi Günlerinde yaptığı sunumda Savunma Sanayi Başkanlığı Elektronik Harp ve Radar Sistemleri Daire Başkanı Ahmet Akyol, Defense Here tarafından paylaşılan sunumda Murat Uçak, İHA İZA Radara Entegrasyon ve Deneme Aşamasına geçtiğini açıklamıştı. Cumhurbaşkanlığı Savunma Sanayi Başkanı Profesör Doktor İsmail Demir, 10 Ağustos 2022 günü, Haber Global kanalında yayınlanan, kayıt altında özel programına konuk olmuştu. Program sunucusu Saynur Tezel'in savunma sanayine yönelik sorularını cevaplayan Demir, F16 özgür projesi hakkında birkaç yeni bilgiye de değinmişti. Bu kapsamda Demir şu ifadeleri kullanmıştı: "F16 modernizasyonunu kesinlikle kendimiz yaparız. Hem de çok iyisini yaparız. İlaveten de tamamen milli sistemlerle donatılmış görev bilgisayarı ve diğer unsurları aviyonikleri tamamen yerli sistem olarak devreye konabilir. Blok 30'larda özgür projemizle bu bir yere getirildi." Blok 40 ve 50'lerde uygulanacak duruma geliyor. O konuda hiçbir tereddüdümüz yok.